Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vel udvana illa alel zalimin. Ves salatu ves selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men kâne hâlifen فليحلف فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Bir kimse yemin edeceği zaman, yemin etme gereğini duyduğu zaman, فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ, Allah'a yemin etsin, veya لِيَصْمُتْ, yani sükut etsin, sussun. Yemin etmek mecburiyetinde kaldığımız zaman Allah'ın isimlerinden veya sıfatlarından birini söyleyerek ancak yemin edebiliriz. O zaman yeminimiz yemin olur. O zaman yeminimiz gerçek olur. Yeminimiz gerçek yemin olabilmesi için Allah'ın isimleri vardır. Allah'ın sıfatları vardır. O sıfatlardan birini veya isimlerinden birini söyleyerek ancak nedir? Yemin edebiliriz. Çocuğumun üzerine veya şerefime veya namusuma veya bütün bu türlü yapılan yeminler nedir? Geçersizdir. Belki bir kimse Allah'ın isimlerinden birini veya sıfatlarından birini söyleyerek değil de başka bir şey söyleyerek yemin ederse günaha mı bulaşmış olur yoksa dinden mi çıkmış olur? Şimdi bir kimse eğer şerefim, namusum, çocuğum, başka bir kimse Allah'tan daha üstündür, daha önemlidir niyetiyle yemin ederse dinden çıkar. Dinden çıkar. Ama böyle bir inançta bulunmuyor. Adet edilmiştir, huy edilmiştir, böyle alışmıştır. Şerefimedir, vicdanımadır, çocuğumadır, namusumadır, buna benzer efendime söyleyeyim, yeminler insanı dinden çıkarmaz, insanı ne yapar? İnsanı günahkar yapar, günahkar yapar. Başka bir yerde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ. Bir kimse, yemin eden bir kimse, yüceltmek maksadıyla Allah'tan başka bir kimsenin ismini anarak yemin ederse o kimse Allah'a şirk koşmuş olur diyor. İnsan ihtiyaç duymadıkça, lüzum etmedikçe ikide bir vallahi billahi tillahi demesi nedir? Doğru değildir. Doğru değildir. Ama bir kimse yapmayacağına, gitmeyeceğine, almayacağına, konuşmayacağına yemin ederse sonra da gidiyor, sonra da konuşuyor, sonra da yapıyor. Yapmayacağını, yapmayacağım diyerek yemin ediyor, sonra yapıyor. Peki bunun cezası var mı? Bunun cezası var. Bunun kefareti var mı? Bunun kefareti vardır. Yapmayacağına, gitmeyeceğine, almayacağına, yemeyeceğine yemin ediyor, sonra da gidiyor, alıyor, veriyor, yiyor.
Evet. Bunun cezası nedir? Bunun cezası 10 kişiyi, 10 kişinin karnını doyurmasıdır. Veya 10 kişiye namaz kılabilecek bir elbise alması veya bir köle azat etmesi. Bunun cezası budur. Bunun cezası nedir? Budur. Bu üç şeyden birini yapmak muhayyerdir. Yani serbesttir. Yani bu üç şeyden birini mutlaka ne etmelidir? Yapmalıdır. Ya 10 kişinin karnını doyuracak veya bir köle azat edecek veya 10 kişiye ne yapacaktır? Efendim, Elbise. elbise alacaktır. Namaz kılabilecek bir elbise. Herhangi bir elbise olmaz. Bir gömlek olmaz. Bir pantolon olmaz. Ne olur? Bir gömlek, bir pantolon olur. Efendim. Bunun kefareti budur. İt'amu aşereti mesakin. 10 kişinin karnını doyuracaksın. Peki. Bir kişi bugün efendim karnını doyuracak olan birinin karnını doyuracak olan bir kimse tahmini olarak kaç para ister? 30 lira hocam aşağı yukarı. 25-30 yani Allah'a Bir öğün yani. Bir günde bir öğün yetirecek. 20-30 arası hocam. Bir öğün. Ya, tabii şimdi bazıları diyor ki efendim 3-4 kilo pirinç diyor. Tabii pirinçten pirince de mesela fark vardır. Yalnız pirinç de olmaz. Bunun yağı vardır, bunun tuzu vardır, bunun suyu vardır, bunu pişirmek vardır, vardır, vardır. Yani o zaman biz diyelim ki efendim yedirmeyecekse fakir olan, muhtaç olan 10 kişiye ne versin? 50-50 versin. 10 kişiye 50 verdiği zaman ne kadar vermesi gerekiyor? 500 verin. Bu kefaret nedir? Yemin kefaretidir. 500 vereceksin. Veya diline hakim olacaksın. Evet. İstersen 10 kişiyi birden lokantaya veya evine davet edersin veya her gün nedir? Bir kişiyi davet edersin veya yedirirsin. Fark etmez. Artık hesabını, kitabını yapacaksın. Yemek mi, giydirmek mi, azat etmek mi? Bunlardan birisi. Efendim, gücü yetmiyor. Parası yok. Yediremez, giydiremez, bir köle azat edemez. Ne yapması gerekiyor? 3 gün oruç tutması gerekiyor. 3 gün oruç tutacaksın. 3 gün oruç tutacaksın. İster efendim haftada bir gün veya ayda bir gün veya 3 günü birden nedir? Beş tutabilirsin. beşe. Evet, birden. Efendim oruç da tutamıyor. Oruç da tutamaz. Sağlığı elverişli değil. Evet. Artık ne zaman sağlığına kavuşursa veya ne zaman parası olursa o zaman nedir? Bunlardan birisini yapmak mecburiyetindedir. Yapmak mecburiyetindedir. Bir çeşit yemin böyledir. Bir de yalan yere yemin vardır. Ona da ne diyor? El yemin el gamus. Gamese. Gamese ne demek? Batırmak. Yani bilerek, isteyerek yalan yere yemin eden kimse cehenneme batırılacaktır. El yemin el gamus. Allah Allah. Evet. Yalan yere yemin. Bazen yalan yere efendim, yemin edenler vardır. Bazen para karşılığında yemin edenler vardır. Falan şey onun değildir ama onunla bir anlaşma yapıyor. Sana diyor 1.000 lira veririm, 5.000 lira veririm, 10.000 lira veririm ama mahkemede efendim o şeyin benim olduğuna ne yapacaksın? Yemin edeceksin. Böyle maalesef yani bu türlü insanlar da vardır. Çok yalan şahitler. Evet, yalan yere yemin etmek.
Hatta bazı yerlerde mahkemelerin önünde böyle dolaşan kimseler vardır. Yalan yere şahitlik yapmak için, yalan yere yemin etmek için maalesef. Son olarak bir çeşit yemin daha vardır. O da yemin el-lagu, böyle deniliyor. Yani adamın dili alışmış. İsteyerek değil, niyet ederek değil, kasıtlı olarak değil. Bir şey almıştır. Efendim, yok vallahi ben ödeyeceğim. Dil böyle alıştı yani. Yok ben ödeyeceğim. Yok ben alacağım. Yok sen vermeyeceksin. Lokantaya girerler, arabaya binerler, trene binerler veya buna benzer şeyler. Dil alışkanlığı. Buna hiçbir şey gerekmez. Veya efendim karşıdan biri geliyor. Gelen kimsenin Mustafa olduğunu tahmin ederek yemin ettim. Bir de baktım ki Mustafa değil de nedir? Mehmet Bey'dir. Bunda da bir şey yoktur. Çünkü isteyerek, kasıtlı olarak yemin etmemiştir. Yemin etmek mecburiyetinde kaldığımız zaman bu şekil yemin ancak edebiliriz arkadaşlar. Ama lakin dediğimiz gibi bir kimse yemin etmiş ise mutlaka biraz önceki saydığımız şeylerden birini yerine getirmelidir. Bazı kimseler şöyle yemin ediyorlar. Hanımına ne diyor? Nikahına yapıyor. Nikahına. Başka ne diyor? Talak diyor. Talak. Efendim. Ne diyor? Anam avradım olsun diyor. Anam avradım olsun. Yani bir söz. Evet. Bir sürü şeyler. Bu da tehlikeli bir yemindir. Bu tehlikeli bir yemindir. Bunun cezası daha büyüktür. Bir gün başka bir derste inşallah bunu da işlemiş oluruz. İnşallah. Rabbim cümlemizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.